çarpan, bölen ve kat kavramları nedir? TEOG birinci sınavda karşımıza gelecek bu kavramlar, çarpanlar ve katlar konusunun içinde gelecek kavramlardır. Öncelikle çarpan nedir? Mesela bir sayı ele aldığımızda 20 sayısı. Herhangi bir sayı ile çarptığımızda 20'yi elde etmemizi sağlayan bir sayı varsa o sayı 20'nin çarpanıdır. Mesela hangi iki sayıyı çarparsak 20 eder? 1 ile 20'yi çarparsak 1 çarpı 20, 20 ediyor. Bunun anlamı 1 ve 20, 20 sayısının çarpanıdır. Başka? 2 ile 10 sayısı. 2 ile 10'u çarptığımızda 20 ediyor. 2 ile 10'u çarptığımızda 20 ediyor. 2 ile 10 da 20 sayısının çarpanıdır. 3 ile 1 sayı çarptığımızda 20 etmez. Bir de 4 ile 5 var. 4 ile 5'i çarptığımızda 20 ediyor. Birbirine en yakın hale geldiğimizde çarpanlar bitmiştir. 4 kere 5 20 ediyor. 20 sayısının çarpanları 1, 2, 4, 5 küçükten büyüğe doğru yazıyorum. 10 ve 20'dir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri. Her sayı kendisinin bir çarpanıdır. Kendisinin bir çarpanıdır. Yüzün çarpanlarının birini söyle dediler. Hemen yüz diyelim. Diğer bir nokta, bir her sayının çarpanıdır. Bir ve sayının kendisi her sayının çarpanıdır. Ve diğer önemli noktalardan birisi, bir sayının en büyük çarpanı kendisidir. Şöyle bir soru ele alalım. 50 sayısının en büyük çarpanı kaçtır? Çarpanı kaçtır? Hemen cevabımız 50 olmalı. Bir sayının en büyük çarpanı kendisidir. En küçük çarpanı ise 1'dir. Bir başka soru. 40 sayısının en küçük çarpanı kaçtır? Çarpanı kaçtır? Bir sayının en küçük çarpanı yine buradan göreceğimiz üzere 1'dir. Bir sayının en büyük çarpanı kendisi, en küçük çarpanı ise 1'dir. Bir sayıyı iki sayının çarpımı biçiminde yazdığımızda o iki sayı o sayının çarpanları olmaktadır. Bir sayının daha çarpanlarını bularak çarpan kavramını noktalayalım. Şöyle bir soru yazalım. 30 sayısının çarpanlarının toplamı kaçtır? Şimdi 30'un çarpanları. Ne ile neyi çarparsak 30 eder? 1 ile 30'u. 1 ile kendisini çarptığımızda 30 ediyor. Başka? 2 ile 15'i çarptığımızda 30 ediyor. 2 kere 15 30. 3 ile 10'u çarptığımızda 30 ediyor. 4 ile bir şeyi çarptığımızda etmez. 5 ile 6'yı çarptığımızda 30 ediyor. 5 ve 6'dan daha yakın bir durum söz konusu değil. Çarpanlar bitti. 30'un çarpanları bunlar. Toplamını sormuş bize 1 artı, 2 artı, 3 artı, 5 artı, 6 artı, 10 artı, 15 artı, 30. 1, 3, 6, 11, 17, 27, 15 de buradan 42, 30 da buradan
72 olarak 30 sayısının çarpanlarını bulduk. Yanlış topladık mı bir daha kontrol edelim. 45, 55, 61, 66, 69, 71, 72. Bir sayının çarpanlarını bulmayı bu şekilde öğrendik ve çarpan kavramının da ne olduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi geldik bölen kavramı. Bölen. Bölen eşittir çarpan. Bir sayının çarpanları o sayının aynı zamanda bölenleridir. Bölenleridir. Bir sayının bölenlerini bulun dediklerinde bize çarpanlarını soruyor. Yapalım. 40 sayısının bölenleri nelerdir? Bu soru bize 40 sayısının çarpanları nelerdir sormaya çalışıyor. Başlayalım. Neyle neyi çarparsa 40 eder? Her zaman 1 ile kendisi önce. 1 ile 40'ı çarpınca 40 eder. 2 ile 20'yi çarpınca 40 eder. 4 ile 10'u çarpınca 40 eder. 5 ile 8'i çarpınca 40 eder. Başka iki sayıyı çarpıp 40 elde edemeyiz. 40 sayısının bölenleri 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 ve 40'tır. Kaç tane? 8 tane 40 sayısının böleni vardır. Şimdi bölen kavramını da oturttuğumuza göre sıra geldi kat kavramına. Kat kavramı. Bir sayının katlarını ele aldığımızda 20 sayısı ele alalım. Bunun katları 20'nin katları 20, 20'nin katıdır. Her sayı kendisinin katıdır. Bir sayının kendisinden küçük katı olamaz. Bir sayının en küçük katı kendisidir. 2 katı 40, 3 katı 60, 4 katı 80, 5 katı 100. Böyle gider. Bir başka sayı ele alalım. 15. 15'in en küçük katı 15'tir. Kendisi kendisinin katıdır. Sonra 30. Sonra 45. 3 katı. 4 katı. 60. Bir sayının katları kendisine eşit ve kendisinden büyüktürler. Bir sayının en küçük katı o sayının kendisine eşittir. Burada bu kavramlarla niye tanıştık? Çünkü TEOG'da karşımıza gelecek konulardan birisi çarpanlar ve katlar konu başlığıdır. Konunun başlığında geçen çarpan kavramı, kat kavramı nedir? Onu burada öğrendik. Aynı zamanda çarpanın bölene de eşit olduğunu anladık. Şimdi bu konunun başlığı olan çarpanlar ve katlar bize daha anlamlı geliyor olmalı. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.